akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım ifadelerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürdüğünü ve aziz milletimden istirhamım şudur. Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim ifadelerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı. Sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede iyileşenler ve ölüm oranında yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3.629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor. Sitede aynı zamanda diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer almaktadır. Koronavirüs Kremlin'e sıçradı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov yaptığı açıklamada bir Kremlin personelinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Peskov, bahsi geçen personelin Rusya Devlet Başkanı Putin ile teması olmadığını da ifade etti. Terör örgütü PKK'nın yeni tip koronavirüs belirtisi görülen teröristleri ölüme terk edilip ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorlanıyor. Güvenlik kaynaklarından edilen bilgiye göre koronavirüs PKK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı. Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı ve panik yarattı. Böylece terör örgütü PKK'nın yeni tip koronavirüs belirtisi görülen teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri ölüme terk edildiği, intiharı çare olarak gördükleri ya da canlı bomba eylemcisi olmaya zorlandığı ortaya çıktı. Teröristlerden birçoğu Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar etmeyi çare olarak görüyor. Azerbaycan'da ilçeler arası giriş ve çıkış kapatıldı. Ülkede koronavirüsün yayılmasını önlemek için Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel merkez ülkede özel bir karantina rejiminin açıklanmasıyla bağlantılı olarak bir bölgeden diğerine giriş ve çıkış yasakladı. Yasaktan dolayı Gence ve Aktan bölgelerinin girişlerinde polis teşkilatları kuruldu. Bölgelerde karantina rejiminin uygulanması beklenmektedir. Bakanlar Kurulu altındaki operasyon merkezi vatandaşları bu kurallara uymaya çağırdı ve bu adımın ülkede koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için atıldığını belirtti. Azerbaycan'da askerlik süresi uzatıldı. Milli Meclis'e sunulan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının 1 ile 30 Nisan 2020 arasında zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin yapılan proje kanun tarafından onaylandı. Projeye göre asker alma süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatılması öneriliyor. Bu konu 30 Mart'ta Milli Meclis'in genel kurulunda görüşülecek. Ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.